kira ve yatırımlarla Bursa'nın artık eğitimde sorunlarının hiç konuşulmadığı, yeni projelerin, yeni açılımların, yeni başarı hikayelerinin konuşulduğu bir Bursa ile karşılaşacağız. Bakanlık olarak bu bağlamda her türlü desteğe verdiğimiz gibi bundan sonra da her türlü desteğe vermeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Valim, değerli konuklar, hepinizin malum olduğu üzere bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesidir. Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği artırıldıkça olduğu gibi başörtüsü yasağından kasayı uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi de rehabilite edilerek yeni açılımlarla yoluna devam etti. Yani son 20 yılın geçmişten kaynaklı en önemli konulardan bir tanesi fikri mülkiyet ve sinayi haklar konusu. Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünyayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri mülkiyet ve sınai haklardan ve bunların ticarileşmesinden geçiyor. Yani siz gençleriniz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle, o ürünlerle yetişmemişse dünyayla rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün değil. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve orta öğretimde ve bilim sanat merkezlerinde fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verilir. Ve eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Ve bakın, yılda Milli Eğitim Bakanlığı 2.9 ürünün tescilini alırken 3 yıl önce, 4 yıl önce, yani çok geçmişte değil, 2022 yılının ilk 5 ayında 7200 tane ürünün tescilini aldı. Bak, 2.9, 7200. İşte biz bu kültürün içerisinde çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman geleceğe çok daha güvenli bir şekilde bakabiliriz. Bunların her biri aslında Türkiye'deki değişen dilin habercileridir. Türkiye'de gerçekten artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim dili ortaya çıkmaya başladı. Burada üstadlarımız var. Bunların gerçekten yıllardan beri yapmış oldukları ürünlerle, üretim kapasiteleriyle Bursa'dan bunun öncülüklerini yaptılar. Bursa bu anlamda gerçekten Türkiye'ye mimarlık yapan bir şehir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu yeni dille bunu çok daha ivmelendirerek inşallah gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacağız.